Herkese merhabalar. Combating with Hazards Through Olympic Values Brüksel merkezli projemiz kapsamında. Aslında Türk basketboluna fazlasıyla değerler, katkılar ve emekler vermiş Güler ailesiyle birlikteyiz bu röportaj serimizde. Bizleri kırmadıkları için, gerçekten yoğun takvimlerinde bu araya sıkıştırdıkları için de bir kere daha teşekkür edelim. O Teşekkür zaman ederiz. Teşekkür ederiz. vakit kaybetmeden ufak bir ısınma roundu ile başlayalım. Bizler sizleri tanıyoruz ama belki sizler kendilerinizi tanıtırken daha farklı kimlikler, daha farklı olgulardan da bahsediyorsunuzdur. Ufak ufak Necati Bey, kendinizi tanıtmaya başlayabilir misiniz Çok teşekkür ederim. Öncelikle hem bu söyleşiye imkan verdiğiniz, bizi davet ettiğiniz için. Ben Necati Güler, eski milli basketbolcuyum. 147 defa Türk milli takım formasını giydim. Bu dönem zarfında da eğitim hayatımı da devam ettirerek Boğaziçi Üniversitesi'nden endüstri mühendisi olarak mezun oldum. Bunların yanında da uzun yıllar iş hayatında ve çeşitli sektörlerde görev yaptım. Tabii spordan da hiçbir zaman için ayrılmadım. Bu çerçevede şu anda oğullarımla beraber yine spor alanında çalışmalar yapmaya devam etmekteyim. Çok teşekkür ederim. Hemen Murat Cangiler Bey, sizdeyiz. Herkese merhaba. Ben 1980 doğumlu Murat Can Güler. İstanbul doğumluyum. 8 yaşında basketbola başladım. Babası gibi olmak isteyen bir çocuk olarak basketbol oyununa aşık oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oynuyordu o dönemde babam. Ben de onun izinden orada altyapılarda başladım. 17 yaşında orada A takıma seçildim ve yükseldim. Sırasıyla da Beşiktaş, Ülker, Karşıyaka, Galatasaray, Türk Telekom, Antalya gibi takımlarda oynadım. Son 6 sezonunda da Beşiktaş'ta oynayarak ve kaptanlık yaparak kariyerimi sonlandırdım. 101 defa milli oldum. Bunun dışında da ben de eğitimimi tamamladığım için gururlu ve mutluyum. Çünkü sporla beraber ikisini bir arada gitmesi gerçekten ülkemizde zor. Kültür Üniversitesi İşletme mezunuyum. 2008 yılında mezun oldum. Şu anda da ailecek organizasyon, spor organizasyonları yaptığımız Güler Legacy adlı bir oluşumumuz var. Orada çalışmaya devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sinan Bey, sizdeyiz. Ailenin en küçüğü olarak 1983 yılında İstanbul'da doğdum. Ve abimin basketbola başladığı zamanlardan itibaren onun peşinde koşarak ve onu ve babamı izleyerek, babamın oynadığı zamanları çok hatırlamasam da İstanbul'un tozlu parkelerinde büyüdüğümü söyleyebilirim. Hem spor sergi sarayında hem de Gümüşsuyu'nda. Altyapılarda İTÜ ve Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Beşiktaş'ta A takıma çıktım. Aynı sene Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazandım. İlk sene basketbolda da eğitimde de ikisini paralel olarak götürmekte yaşadığım zorluklarla beraber ailemin bana sunduğu fırsatlar ve doğru tanışmalarla eğitimimi Amerika'da devam ettirme ve basketbol bursuyla eğitimi devam ettirme fırsatı yakaladım. 4 senelik okul hayatımda 2 senesi Salt Lake Community College'da ön lisans gibi bir şey yaptıktan sonra ardından işletme yöneticilik mezunu olarak Carroll College'dan mezun oldum. Aynı zamanda da basketbol kariyerimi devam ettirdim. Türkiye'ye döndüğümde de bu sezon 15. sezonumu tamamlıyor olacağım. Darüşşafaka, Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Darüşşafaka'daki yeni dönemde ikinci sezonumu tamamlıyorum. Bu süreç içerisinde 10 seneye yakın milli takımlarda oynama fırsatı yakaladım ve hem milli takımlarda hem de Galatasaray'da özellikle kaptan olma şansını buldum. Bununla birlikte 2011 yılında hep beraber kurduğumuz Güler Legacy'de spor sevenlere, sporculara ailemizin mirasını bir şekilde, basketbol mirasını bir şekilde yansıtacak bir ortam yaratmak istedik ve kendi halinde bir sosyal girişime dönüştü bu. 10 senedir bununla alakalı zaten aktif olarak hep beraber çalışıyoruz. Ama ben aynı zamanda
dinamikliğini basketbola çok benzettiğimle birlikte bir yatırım aracı olarak kullanma hedefiyle yaklaşık 7-8 senedir melek yatırımcılık yapıyorum. Bu noktada da Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak istiyorum. Dolu dolu yaşamlar gerçekten her anla farklı deneyimler. Çok teşekkür ederiz bunlardan bahsettiğiniz için. Şimdi ısınmadan sonra asıl üzerine koymak istediğimiz bölüm sizlerin spor yoluyla öğrendikleri değerler. Anlattığınız takım kaptanı vurguları, aslında basketbolun hem inişli çıkışlı yanlarıyla insana hızlı karar alma, eleştirel düşünme, sahada ani takım çalışmasına sebep olma anlamlarıyla birçok değeri beraberinde getiriyor. Ama peki sizler biraz daha yeni basketbola başlamışken, aslında daha gençken ne gibi değerlerin aslında sizlerin kumaşına işlenmesini gördünüz ve daha sonrasında evet ya ben bir spor yöneticisiyken sporun şu yoluyla kazandığım değerini hayatımda çok fazla benimsediğimi, uyguladığımı gördünüz diyebildiniz sorusunu sizlere yöneltmek isteriz. Yine Necati Bey, sizden başlıyorum ben. Teşekkür ediyorum. Benim herhalde sporla tanışmamla birlikte edindiğim en önemli değer çalışma disiplini olmalı. Onun haricinde bir takım şeyleri geliştirdikçe mesela tekrar en önemli değerlerimden, benim şahsi en önemli değerlerimden biri olarak da paylaşmayı görüyorum. Bunu da spor vasıtasıyla, özellikle basketbol vasıtasıyla çok fazla kazandığımı ve bunu hayatımın diğer yönlerine de yönelttiğimi hissediyorum. Olimpizm, başta da sizin de belirttiğiniz gibi, aslında yalnız sportif anlamda elde edilen bir başarının getirdiği bir kavram değil. Onun dışında dil, din, ırk, politik görüşlerden arınmış bir şekilde insanların mükemmeliyetçi bir şekilde birbirleriyle yaşadıkları ve yarıştıkları bir kavram olarak değerlendiriyorum olimpizmi. Aslında sporda bunu en iyi şekliyle bizlere kazandıran bir olgu. Benim bu konuda, yani olimpizm değerleri ve bunu hayatımıza katmamız konusunda söyleyebileceğim en temel iki tane değer bunlar. Ama her şeyden önce bir de demin bahsettiğim gibi olimpizmin içinde bu farklılıkları ayrıştırma, yani onlardan arınma şeyi olduğu için buna sevgiyi de katabiliriz, tutkuyu da katabiliriz. Çok teşekkür ederim. Murat Can Bey, sizler neler düşünürsünüz? Babam çok güzel cevapladı aslında. Bize de şıkları azaltıyor tabii ilk cevapladığı için. Takım olma ve disiplini ben de aynı şekilde söylüyorum. Ben ailenin büyük çocuğu olduğum için gençlere de ve çocukları olan ebeveynlere de verebileceğim öneri, açıkçası takım sporunun bana kazandırdığı en büyük şey, ben biraz daha içe dönük bir karakterdim özellikle çocukluk döneminde. Özgüven. Çünkü spor sayesinde bir şeyleri başarıyorsunuz ve o takım içerisinde bunu beraber başararak ne kadar iyiye gittiğini görüyorsunuz. Disiplin babam söyledi. Onun dışında olimpik duygulara geldiğimiz zaman da babamın bize bence en güzel öğrettiği şey, Sinan zaten kendisi Türkiye'de Fair Play ödülü kazanmış biri olarak burada. Ona da ben şimdiden fırsat vermeyeyim. Ama bize babamın en güzel öğrettiği şey açıkçası kaybetmeyi öğretti. Sonuçta Türkiye'deki en büyük eksikliğin spor kültüründe insanlar sadece kazanmaya odaklı. Evet, sporda kazanmak tabii ki önemli. Altın madalya herkesin hedefi. Ama oraya gidebilmek çok zor ve orası için yarışan herkes biliyor ki aslında kaybede kaybede siz en sonunda altın madalyayı kazanabiliyorsunuz. Herkes hayatının bir noktasında bir şeyleri kaybettiği için hedeflerini hep daha yüksekte ve yukarıda tutabiliyor.
Onun için de aynı zamanda da bir de çalışmayı ekleyebilirim. Bana kazandırdığı en önemli özellik olarak. Teşekkür ederim. O zaman Sinan Bey, şimdi sizdeyiz. Ben babam ve abime en ekleyebileceğim şey herhalde direkt olimpik duygulardan yola çıkarak olacak. Gerçekten çünkü söyledikleri ve kendi hayatımda da benimseyerek yaşamaya çalıştığım şeyler oldu, bütün anlattıkları şeyler. Ama bir de olimpik duygular özünde baktığımızda olimpiyatların geneli işte dünyanın en iyi sporcuların bir araya geldiği bir ortam. Ve birbirlerinden ilham toplayan insanlar aslında bir araya geliyor ve orada müsabakaların içerisine giriyorlar. Ve o müsabakaların içerisinde bir rekabet duygusu da var ama aynı zamanda bir arkadaşlık da var. Çünkü aynı spor yapmış olmanın getirdiği bir şey veya hep beraber bir spor uğruna gösterilen bir başarı. Ben bu yüzden ilhamın önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatım boyunca zaten bana en çok ilham veren iki kişiyle beraberiz burada. Aynı zamanda da genci yaşlısı tanıştığım, tanışamadığım ama hem kendi sporundan hem de başka sporlardan insanlardan yaptıkları ufak şeyleri bir şekilde kapmaya çalışıp onu kendi hayatımda bir şekilde yansıtmaya çalışıyorum her zaman. Bu noktada oradaki en önemli noktayı ben ilham olarak söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bundan sonra biraz daha olimpizm felsefesi, olimpik değerlerle devam edelim istiyoruz. Burada da ben sizlerin çok fazla vaktini almadan sadece röportajımızı dinleyenler için aslında şu anda yaptığımız projenin bilgilerini biraz bahsetmek isterim. Brüksel merkezi projemiz Avrupa Komisyonu Erasmus Plus Spor Programı tarafından finanse edildi ve aslında 12 ay planlanan fakat pandemi yüzünden hepimizin de çalışma planlarında aksatma sağlamasıyla daha uzun sürede Litvanya, Çekya, Polonya gibi aslında basketbol kültürünün de gençlerin, bireylerin, her yaştan insanın hayatında olduğu ülkelerde biz 12-16 yaş altyapı sporcularının sağlık ve güvenlik tehditlerinden korunmasında olimpik değerler nasıl kullanabilir sorusunun cevabını arıyoruz. Bunda da bu ortaklık konsorsiyumunda da aslında iki tane spor kulübü, bir spor okulu, aynı zamanda vakıfların bir araya gelmesiyle aslında değerler eğitiminin spor yoluyla genç katılımcılara hangi ölçülerde, özellikle neleri geliştirebileceklerini vermeleri konusunda bir proje uyguluyoruz. Özellikle arama konferansına da katılan Necat Bey, sizler o kadar değerli şeyler söylemiştiniz ki genç sporcular ne gibi sağlık ve güvenlik tehditleriyle karşılaşıyorlar. Özellikle diğer ülkelerde de yaptığımız arama konferanslarında her ne kadar ülkeler farklı olsa da sporun dilinin bir ve karşılaşılan sorunların bir olduğunu gördük. Özellikle spor koçlarının nitelikleri, uygulama yapılan yerlerdeki malzeme teminlerinde karşılaşılan problemler ve eksiklikler. Bununla beraber ailelerin yine kendi hırslarını çocuklar üzerinden aktarmaları gibi birçok farklı aslında tehdide ulaştık diyebiliriz. İşte tam bu noktada bizler olimpik değerlerin gençlerin toplumlarının aktif birer parçası olmalarında, özellikle barış inşasında, fair play, saygı, arkadaşlık gibi değerlerin onları toplumlarında sürekli spor kültürüyle barışık insanlar üretecekleri, olacakları hale getireceklerini düşünüyoruz. Şimdi de o zaman olimpizm ve değerler demişken Necati Bey, sizce kuşaklar arası aslında olimpiyat algısı nasıl değişiyor? Biz biraz daha olimpizm felsefesinin genç kuşaklardaki halini anlamaya çalışıyoruz yaptığımız çalışmalarda. Fakat olimpizm sizlerin döneminde neydi? Ezan Muratcan Bey'in, Sinan Bey'in dönemlerinde ne gibi algı değişikliklerine yol açtı? Bunun cevabını verebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Vermeye çalışayım. Bizim zamanımızın olimpizminin olmazsa olmazı açıkçası maddiyattı, amatörlüktü. Yani yaklaşık 80'lere kadar bu kavram ve bu şey olimpik spor dediğiniz anda veya olimpiyatlar dediğiniz anda en önde gelen kavramdı. Yani
geçmişte olimpiyatların tarihinde çok ünlü bazı atletlerin bu konuda yanlış belki o günün şartlarında değerlendirilerek madalyalarının bile ellerinden alındığı olayları hatırlıyoruz, en azından okuduk diyelim. Yani çünkü 1930'larda ki olimpiyatlarda olmuş bazı hadiselerden bahsediyorum. Bu dediğim gibi dünyadaki gelişmeler ve şartlarla beraber 1980'lerden sonra ciddi bir değişiklik kazandı ve amatörlük şartı diyeceğim olay olimpik mücadeleden, olimpiyatların genel yapısından bir şekilde göz ardı edildi veya çıkartıldı tamamıyla. Yani onu başka bir unsur olarak ortaya koymaya çalışıldı. Ama onun dışındaki bütün değerleri demin Muratcan'ın ve Sinan'ın da bahsettiği gibi insanların, yani dünyadaki en iyi sporcuların 4 yılda bir araya gelip birbirlerinden ilham da alarak ve onların bir takım şeylerini kendileri de uygulamaya çalışarak sundukları bir platform oldu. Yani bütün dünyaya sundukları bir platform oldu. Bu tabii çok çok önemli bir şey. Yani bugünün teknolojisiyle birbirimizden de her an anında haber alıyoruz. Yani eskiden durum öyle değildi. Yani biz herhangi bir maçı seyretme şansını senede bir kere elde ediyorduk. Yani Amerika'da oynanmış bir NBA veya olimpiyatlarda oynanmış bir maçın öyle bir şey yoktu. Bugün cep telefonumuzdan seyrediyoruz. Yani o teknoloji de bunu bambaşka bir boyuta getirdi. Burada bu değişikliği olimpizm ve olimpizm hareketi de kendi içinde demin de söylediğim gibi günün şartlarına uygun bir hale getirdi. Ancak demin söylediğiniz gibi bunun yarattığı bir takım negatif şeyler de çok daha ön plana çıktı. Spor için aileler artık belki zorluyorlar, hatta belki fazla zorluyorlar. Bunu belki sağlık konusunda çocuğa veya sporcuya zarar verecek şekilde zorluyorlar. Yani bu belki lüzumsuz bazı ilaçlarla veyahut mental sağlıklarını da kaybedecek şekilde. Bunlar maalesef sizin de belirttiğiniz gibi dünyanın ortak sorunu aslında. Yani Türkiye'de yaşadığımız bazı sorunları Amerika'daki bir makalede de karşımızda bulabiliyoruz. Yani önümüzde bulabiliyoruz. O yüzden cidden spor yoluyla ve olimpizm felsefesiyle, yani daha mükemmele, daha iyiye, daha güzele ulaşmak için sevgiyle ve Muratcan'ın da bahsettiği gibi saygıyla bunu genç kuşaklara aktarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ben her Necati Bey konuşması sonrası duygulandığım için böyle sorulara hemen geçiş yapamıyorum. O yüzden kusura bakmayın ama bu harika cevaplar için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Özellikle teknolojinin günümüz çağında gerçekten bilgilere ne kadar kolay erişim sağladığı bir dönemde kesinlikle şanslı nesilleriz ve umuyoruz ki bu şansımız da devam eder spor yoluyla. Efendim, bu sorumuzdan sonra da şuraya geçmek isterim. Gerçekten mental gelişim, zihinsel gelişim. Özellikle bunların altına çok dokunduk. Saygı, sevgi, bunların hepsi karakter oluşumumuzda spor yoluyla kazanılabilecek kıymetli değerler olduğunu vurguladık. Peki sizlerin karakter gelişiminde aslında böyle küçük Necatiler, küçük Muratcanlar, küçük Sinanlar olduğunuzu düşünün. Şu anki geldiğiniz noktaya kadar sizce sporun karakter gelişiminde ve olimpik değerlerin karakter gelişiminde ne gibi etkileri vardı ve şu anda aslında nasıl değerlendiriyorsunuz olduğunuz yerden? Biraz daha bunun cevaplarına ulaşalım isteriz.
Ben o zaman Necati Bey'i bir önceki konuşmada çok görmüştüm. Bu sefer ters başlayalım. Sinan Bey, sizlerden başlamak isterim. Kendi karakter gelişimimi düşündüğüm noktada hep de söylüyorum, abimin ve babamın çok büyük katkıları var. Babamın belki biraz daha işte baba oğul ilişkisinde ve o disiplini yaratma şeyinde yaptığı bir sürü şey var. Abimi daha çok konuşmaktan ve onun aktardıklarından öte onun yaptıklarını izleyerek hareket ettiğim bir şey var. Ve aynı zamanda fazlasıyla hatalarla geçmiş bir zaman var. Yani çocukluğumda özellikle altyapılarda kendi sinir kontrolümü yapamadığım noktada nelerle karşılaştım ve burada neleri yontmam gerektiğini onun farkındalığını esasında daha çok Amerika'da kendi başıma yaşadığımda ve oradaki ortamlarda fark etme fırsatı yakaladım. Bununla birlikte de bence olimpik değerlerin içerisinde ve bizim bugün içerisinde konuştuğumuz her şeyin içerisinde takım olmak, takımın başarısının ön planda olması ve işte benliğin, egonun bir şekilde yontulması gerektiğini zaten çocukluğumuzdan beri işlene işlene öğrendiğimiz bir ortam oluyor. Bugün işte hepimiz belli noktalarda takımımızın lideri pozisyona gelme fırsatı yakaladık ve sadece tecrübelerimizi konuşarak aktarmakla değil, aynı zamanda yaptıklarımızla, hareketlerimizle, duruşumuzla, neyi nasıl konuştuğumuza bağlı olarak çok şekilde ışık altındayız. Ve aynı zamanda etrafımızdaki insanlar da buradan ilham kazanabiliyorlar. Ve bunların farkında bir şekilde hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ben her şeyden önce. Bir de belli noktalarda sporun evrensel bir dili var ve belli bir bütünleştiriciliği var. Bunları her türlü haliyle fırsata çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da zaten bizim ailecek ya içinde bulunduğumuz duruşun bir eseri olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Murat Can Bey, sizdeyiz şimdi. Benim kariyerime ve kendi kişisel dönemime bakacak olursak, bence sporun en büyük faydalarından bir tanesi kendi iç egonuzu kontrol etmeyi öğreniyorsunuz yıllar içerisinde. Tabii ki her sporcu çok kazanmak ister, her sporcu çok hırslıdır. Bu hırsı kim oyuncular Sinan'ın gençliğinde gösterdiği gibi agresif şekilde gösterirlerken, babam bunları çok daha hakim olduğu için ikimizin de çocukluğuna, ben daha çok demin de bahsettiğim gibi içe dönük bir karakterdim ve kendi içimde savaşlarımı yaşıyordum. O daha fazla dışarıya vurup bunları kontrol altına ya da dışa vurduğu için rahatlayabiliyordu. Benim o sürecim biraz daha uzun sürüyordu. Ama basketbolun ve takım oyununun bana en büyük kazandırdığı özelliklerden bir tanesi de yıllar geçtikçe takımın başarısı hakikaten kendi iyi oyunumdan, kendi bireysel sahada olmamdan çok daha önemli yere geldiğini gördüm ve çok daha mutlu oldum. Çünkü kariyerimin başlarında oynamadığım vakitlerde açıkçası çok mutsuz oluyordum. Ve bu bazı günler hatta haftalar sürebiliyordu iyi oynamadığımda, sahada olmadığım zamanlarda. Ama kariyerimin daha ileriki dönemlerinde kulüp takımında, kendi takımında başarının ne kadar önemli olduğunu ve saha içinde olmasam da başka türlü destekler de verebileceğimi, takım olmanın sadece sahada değil, bir birlik, bir bütün halinde hareket etmenin gereklerini öğrendim. Ve bundan sonra da bunları diğer genç arkadaşlarımıza, jenerasyonlarımıza aktarmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Necati Bey, son olarak sizdeyiz. Ben açıkçası Muratcan'a ve Sinan'a fazla ekleyecek bir şeyim yok ama kesinlikle katılıyorum. Benim de çocukluğumda ben de çok yani sinirli olduğum, bazı şeyi kaybetmeyi kabullenemediğim çocukluk zamanlarım var. Yani gençlik, hatta gençliğin ilk dönemleri. Arkadaşlarım hatta Tarsus'ta okulda yani futbol sahasındaki bütün taşları tekmelediğimi söylerler. Yani o yüzden kaybetmeyi kabullenemeyen bir yapı, o normal. Ama hem Muratcan'ın hem Sinan'ın söylediği gibi bunu absorbe edip kendi içinde halledip aslında kaybetmenin de bize bir şeyler öğrettiğini, yani aslında bir şeyler kazandırdığını görebildiğimiz zaman asıl
başarı elde ettiğimizi, asıl mükemmelliğe doğru hareket ettiğimizi zamanla öğrendik. Yani olimpik değerlerin ve sporun bize kattığı en önemli şeylerden bir tanesi buydu. Benim de bu konuda farklı olarak söyleyeceğim şeyler bunlar yani. O yüzden bunları hazmedebilmek ve etrafa bu şekilde bir öğrenme sağlamalarını yaratmak bence işin asıl güzel tarafı yani. Çok teşekkür ederiz bu güzel cevaplar için. Sıradaki sorumuz biraz daha peki Türk basketboluna sportif arka planlarıyla, sportif backgroundlarla bu kadar katkı yapan bir aile olarak sizler şu anda aslında genç nesillere, genç kuşaklara ilhamlar verdiğiniz yine basketbol aracılığıyla Güler Legacy adında bir kurumu yönetiyorsunuz, işletiyorsunuz ve değer katıyorsunuz aslında basketbol alanına. Sizlere sorumuz şu, bizlerin projemizde geliştirdiği metodun aslında genç 12-16 yaş arası genç sporcuların sağlık güvenlik tehditlerinden korunması için basketbolun önemini vurguluyoruz. Peki siz Güler Legacy ile yaptığınız çalışmalarda bu genç yaş gruplarının korunması hem mental hem teknik hem taktiksel hem performans odaklı korunmaları için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ve değerler eğitimi aslında sizin çalışmalarınızın neresinde? Sinan Bey, bu soruyu sizden alalım. Esasında değerler eğitiminden başlayacağım direkt. Güler Legacy'yi kurduğumuz günden itibaren bahsettiğimiz alan aslında babamın spor kariyerinden başlayıp benim spor kariyerim sonunda belki de işte çocuklarımızın spor kariyeriyle büyüyen bir basketbol anlayışımız, bir spor anlayışımız ve bunun içinde bulunan çeşitli değerler var. Bu değerleri paylaşma hedefiyle yola çıktık zaten biz Güler Legacy'de ve ilk günden itibaren bizim sporcu olurken başarı yolunda yaptıklarımızı anlatmak ve bunun hayatın her yerine yansıyabileceğini biraz anlatmaya çalıştık. Her sene kamplarımızın başında da söylediğimiz önemli bir anekdot var. Bu da biz burada katılan sporculardan işte Cedi Osmanlar, Hidayet Türkoğulları yaratmaktansa kendi hayatlarına, etrafındakilerin hayatına değer katacak ve spordan beslenebilecek insanlar yaratılması gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz. Dürüst olmak gerekirse bugüne kadar spordan bildiklerimizi paylaştığımızdan dolayı belirli metotlar üzerinde yola çıkmadık. Ama kendi bildiğimiz haliyle sporun özellikle salon sporunun bir sürü tehditten uzaklaştırdığını gördüğümüzden dolayı basketbolu her zaman için doğru bir iletişim aracı olarak gördük. Evet bir spor, evet yeteneklerini gösterdiğinde çok başarılı olabiliyorsun, evet çok çalıştığında çok başarılı olabiliyorsun. Ama o aslında seni korunaklı bir alana alıyor diye düşünüyoruz biz her zaman için. Ve bunu yaratmaya çalıştık. Bununla birlikte bizim için önemli değerlerin başında paylaşmak geliyor. Birlikte hareket etmek geliyor. Birbirinden beslenecek, birbirinden ilham alacak ortamlara girmek geliyor. Bunları yarattığımız sürece de aslına bakarsan tehditler tarafında belli bir şekilde uzaklaşma fırsatı buluyoruz. Güler Legacy'de karşımıza çıkan güzel bir fırsat aslına bakarsanız 2011 yılında ilk sene yaz kamplarında oldu. Biz hem abim hem ben yurt dışında çeşitli kamplara gitme fırsatı bulduk. Babam yurt dışındaki kampların Türkiye'deki yansımalarını organize eden kişi oldu çoğu zaman. Özellikle Türkiye Basketbol Federasyonu'yla görev yaptığı zamanlarda. Ve biz orada gördüklerimizi burada yansıtacak kamplar yaratmak istedik. Ve ilk sene yaz kamplarında ücretli bir yaz kampı olarak pazarlamaya ve araştırmaya başlarken o günün şartlarında Hakkari'li bir takımla tanışma fırsatı yakaladık. Ve 20 sporcu katıldığı ortamda 12'si Hakkari'den bir takımdı. Ve bu 12 sporcunun aynı zamanda yanlarında bir tane de antrenör vardı. Onunla beraber biz bir sosyal girişim olmaya başladık. Çünkü 2011'den bugüne 400'e yakın sporcu ülkenin basketbol imkanlarının kısıtlı, sağlık ve güvenlik tehdidinin aslında biraz daha fazla olduğu yerlerden ücretsiz bir şekilde kamplarımıza katıldı.
bugün hep beraber öğrenmeye çalıştığımız ve kendimizi geliştirmeye çalıştığımız alan, bugün o insanlar neredeler ve ne yapıyorlar? Ama hikayelerini takip ettiklerimizin çoğu ya basketbolun içerisindeler bir şekilde, antrenör olarak, hakem olarak, federasyonda görev alarak veya il temsilciliklerinde görev alarak. Ama birçoğu da üniversiteye gidip, üniversite hayali kurmamış öğrencilerin üniversiteye gitmesi ve ondan sonra o değeri kendi memleketlerinde, kendi ailelerinin etrafında yaymaya devam etme çabaları, aslına bakarsanız bizim farkında olmadan metotlaştırdığımız bir sürü şeyi yapma fırsatı yakalıyor. Sağlık tarafına geldiğimizde bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi sporcunun sağlık tarafında bilinçlenmesi. Her yaz kamplarımıza beslenme odaklı, fizyoterapi odaklı insanları davet ediyoruz ve çeşitli konuşmalar yapıyorlar. Aynı zamanda da zaman zaman velileri de bilinçlendirecek ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan şey bunların hepsinin yanında biraz da yaptıklarımızla örnek olmak sporculara. Yine bahsettiğim gibi hepimizin liderlik pozisyonunda takım arkadaşlarına yaptıklarıyla örnek olduğu bir sürü alan var ama biz özellikle abimin profesyonel kariyeri devam ederken ben de aynı şekilde sezon biter bitmez bu kampları yaptığımız ortamda geneliyle o ortamda antrenman yapmaya devam ediyoruz. O belki çeşitli anlamlarda rehabilitasyon görmemiz gereken ufak tefek sakatlıklar varsa kamp süresince onlarla ilgileniyoruz. Bunlar tabii ki de sporculara farklı bir şekilde yansıyor. Son olarak belki bahsetmem uygundur diye düşünüyorum. 2016 yılında ülkemizde gerçekleşen darbe girişimi sırasında biz bir kamp organize etmek durumunda kaldık. Ve bu hikaye benim için çok önemli. Çünkü hem aile olarak çok doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum yaptıklarımızla, hem de etrafımıza bize destek veren insanlarla çok doğru bir destek mekanizması kurduk. 15 Temmuz'un ertesi 16 Temmuz sabahı ben abimle konuştum. Aynı zamanda da organizasyonu yaptığımız üniversiteyle de konuşma halindeydim sürekli. Ve nasıl yapalım, olacak mı, olmayacak mı? Çocuğun olsa gönderir misin, ki abim kendi söyledi yani ben çocuğum olsa göndermem şeklinde konuştu. Derken üniversiteden bize çok büyük bir güvence geldi. Üniversitenin operasyonları kendi halinde devam ediyor ve biz okuldayız, sizi de bekliyoruz diye. Biz de velilerimize mesaj attık. O sene de en yüksek kayıt oranımız vardı. 110 kayıt gelmişti. Kampa 98 tane sporcu geldi. Çoğu İstanbul dışından ve hem çalıştığımız üniversite, hem bizim kendi ekibimiz, hem de çocukların velileri çok büyük bir güven ortamı yaratarak bize emanet ettiler çocukları. Ve ekibimizin muhteşem bir disiplini ve çalışmasıyla da biz bir hafta boyunca ülkenin yaşadığı bütün dertlerden biraz kendini uzaklaştırmış bir şekilde kampı gerçekleştirebildik. Bu da gerçekten o başta söylediğim basketbolun korunaklı alanının nasıl özel olduğunu gösteriyor. Çünkü hepimiz kendi değer katabileceği ortamları düşünmeye ve dış tehditlere kendini koruyabileceği bir alan yarattığımızı düşünüyorum. Ben bu harika cevaplar sonrası sadece teşekkür ediyorum ama inanın gerçekten yaptığınız çalışmalarda sizlere daha da başarılar dilemek isteriz. Çünkü özellikle dezavantajlı grupların sporla güçlenmesi, gerçekten sporun etkin bir eğitim aracı olmasının yanında önemli bir toplumsal tarafı ve bu alanda da katkı sağladığınız her şey için gerçekten hepsi ilham açıcı ve umarım hem bu kaydı hem bu röportajı dinleyen gençlerimiz hem de onların aileleri tarafından sporun bu yönleri de sizlerin anlattıkları şekilde onların da harcında olur. Artık kapatıyoruz. Peki son kapatmadan önce gençlere vermek istediğiniz bir mesaj, bir slogan, bir motto var mıdır diye hızlı bir round yapmak istiyorum. Necati Bey, bu sefer de sizle başlayalım. Gençlere neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum İlknur. Aslında gençlere belki başında sen söyledin ya, onların diline yakın bir şekilde hitap etmek lazım. Ona ne kadar yaklaşabileceğimi bilmiyorum ama. Söylemek istediğim şey şu, her şeyden önce yaptıkları işi tutkuyla yapsınlar. Yani o işe tutkuyla sarılsınlar.
ve çalışmaktan vazgeçmesinler. Bir de şu anda gençlerde genelde gördüğüm bir şeyi burada bahsetmek istiyorum. Eğitimin, yani bir eğitimin yalnız ve yalnız bir diploma olarak ne olacak ki? İşte ben burada sporcu olacağım. İşte belki çok ciddi maddi menfaatler elde edeceğim şeklinde değerlendirip o diplomayı, o eğitimi yalnızca bir diploma gibi kağıt parçası olarak görmemelerini, onun aslında bütün hayatlarını etkileyecek bir olgu olduğunu, onun farkına varmalarını diliyorum yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Muratcan Bey, sizdeyiz. Sizler neler söylemek istersiniz? Benim gençlere önerebileceğim en önemli şey, en kötü günde dahi hayal kurmayı bırakmasınlar, hayallerinden uzaklaşmasınlar, hep hedeflerini daha yükseğe koysunlar. Ancak hedeflere ulaşmak için de çok çalışmaları gerektiğini hiçbir zaman unutmasınlar. Çünkü çalışmadan gerçekten hiçbir şey başarılamıyor. Babamın söylediği gibi de sevdiği işi seçmeleri gerekiyor. Evet, ama her zaman için çok çalışmak ve hayal kurmak diyorum. Teşekkür ediyorum. Sinan Bey, sizdeyiz. Ben de hepsini bir araya belki biraz daha getirecek haliyle bugün daha iyi ol demek istiyorum. Gerçekten bugün ne yaptığımız hem dünden besleniyor hem de yarının ne olacağını gösteriyor. O yüzden her gün daha iyisi olmak için çabalamak, her gün daha iyisi olmak için çalışmak, her gün etrafına daha iyi enerji yaymak için bugün daha iyi ol diyorum. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bu röportajı dinleyen, izleyen herkese Güler ailesinin en önemli değerlerinden bir tanesi sıkı çalışmak, paylaşmak ve tutku olduğunu söyleyerek kapatalım. Ben bu kıymetli 48 dakikada aslında bunu öğrendim sizlerden de. Tüm vaktiniz, zamanınız ve samimi bir şekilde hem geçirdiğiniz yollardan örnekler hem de deneyimlerinizden bizlere çok insightlar sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım yüz yüze gerçekleştireceğimiz olan aktivitelerde de sizlerle bir araya gelmek, gençlerle bir araya gelmek yakın zamanda yapacağımız şeylerden bir tanesi olur. Çok teşekkür ederim ve sağlıkla kalın diyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.